Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere paralel levhalardan ve düzgün elektrik alandan bahsedeceğim. Yani konumuz içinde hala elektrik alan ve elektriksel kuvvetler var. Bu yüzden elektrostatik kısmındaki ifadeleri bir hatırlayalım öncelikle. Şunları söylemiştik. İki cisim arasında oluşan elektriksel kuvveti KQ1 çarpı Q2 bölü D kareyle buluyorduk. Bir cismin etrafında oluşturduğu elektrik alanı, yani diğer yüklü cisimlere elektriksel kuvvet uygulayabildiği alanı KQ bölü D kare ifadesiyle buluyorduk. İki tane yüklü cisim arasında oluşan elektriksel potansiyel enerjiyi de KQ1 çarpı Q2 bölü D ifadesiyle bulurken elektriksel potansiyel için de KQ bölü D ifadesini kullanıyorduk. Bunlar elektrostatik konusunda kullandığımız ifadelerdi. Burada ufak bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz elektriksel alanla elektriksel potansiyel arasında bir benzerlik var. Aradaki tek fark şu. Elektriksel alanın paydasında D'nin karesini almışız. Onu şu şekilde ayrı göstersem şu kısım direkt zaten elektriksel potansiyel oluyor. O halde arkadaşlar elektriksel alanla alakalı olarak potansiyeli D'ye böldüğümde elektriksel alanı bulmuş oluyorum. Bu ifade işimize yarayacak arkadaşlar. O yüzden baştan böyle bir göstereyim istedim. Şimdi konunun paralel levhayla ne alakası var? Onu da şöyle anlatayım. İki tane metal nötr levhayı aralarında D mesafe olacak şekilde tutuyoruz. Bu levhalar nötr arkadaşlar. Yani artı eksi sayıları eşit. Ve ben bunu bir pile bağlarsam. Pilin artı kutbu buradaki elektronları çekecek. Eksi kutbu da diğer tarafa elektron gönderecek. Ve sonuç olarak pilin artı ucuna bağlı levha elektron vererek pozitif yüklenirken eksi ucuna bağlı levhada elektron alarak eksiyle yüklenecek. Ve burada artı yüklerden eksi yüklere doğru bir elektrik alan oluşacak. Bu elektrik alanla ilgili arkadaşlar şunu söylemem gerekiyor. Pilin artı ucuna bağlı levha üzerindeki artı yükler düzgün yerleşiyorlar. Eksi uca bağlı levha için de aynı durum geçerli. O yüzden bu iki levha arasında oluşan elektrik alan arkadaşlar düzgün elektrik alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu demek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her noktayı açık yeşile boyamışız. Bu yeşillik içindeki her noktanın ama her noktanın elektrik alanı aynı. Yani bu noktanın elektrik alanı D, şu noktanın elektrik alanı D, şu noktanın elektrik alanı D. Yani biz paralel levhaları arkadaşlar düzgün elektrik alan oluşturmak için kullanıyoruz. Ve elektrik alanın sabit olduğu bu ortamı da elektrik yüklerine sabit kuvvetler uygulamak için kullanıyoruz. Yani artı yüke sağa doğru bir kuvvet uygulanacak, eksi yüke de sola doğru bir kuvvet uygulanacak. Ve bu kuvvetin büyüklüğü arkadaşlar biz QA ile bulurduk hatırlıyorsunuz. Elektrik alanın büyüklüğü hiçbir yerde değişmediği için sabit olarak kalacak. Yani yüklere burada sabit bir kuvvet uygulayacağız. Ve kuvvetlerin yüklü cisimler üzerinde yaptığı işlerle cisimlere enerji kazandırmış olacağız. Ve bu enerjiyi de arkadaşlar bu yüklü cisimleri hızlandırmak için kullanacağız. Yani özetle paralel levhalar yüklü cisimleri hızlandırmak için kullanılıyor diyebiliriz. Nerede kullanırız bunları? Büyük hadron çarpıştırıcısını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Onun içindeki hadronları hızlandırmak için kullanılabilir. Bunun dışında elektron tabancası dediğimiz bir alet var. Onun içinde arkadaşlar elektronları hızlandırmak için kullanıyoruz. Elektron tabancasını da röntgen makinesinin içinde kullanıyoruz. Elektronlar bu levhalar içinde hızlandırıyorlar ve bir levhaya çarptırılıp durdurularak X ışınları elde ediliyor. O amaç için biz paralel levhaları kullanabiliyoruz. Ha diyeceksiniz benim evimde büyük hadron çarpıştırıcısı yok, röntgen makinesi de yok. Ne işime yarayacak derseniz arkadaşlar günlük hayatımızda da bunları tüplü televizyonlarda kullanıyorduk eskiden. Yani varsa evinizde hala. Burada arkadaşlar bu eski tip televizyonların arkası uzundur, görmüşsünüzdür. Bu eski tip televizyonların içinde şu şekilde bir elektron tüpü bulunuyor ve şurada bir elektron tabancası var. Paralel levhalar yardımıyla biz burada elektronları hızlandırıp buraya gönderiyoruz. Burada elektrik ve manyetik alanlarla elektron saptırılıyor ve bu sayede arkadaşlar elektronları ekranın bazı bölgelerine düşürüp düşürdüğü yerlerde iz bırakıyoruz ve bu sayede ekran üzerinde arkadaşlar görüntüyü elde edebiliyoruz. Yani paralel levhalar günlük hayatımızda çokça kullanılıyor. O zaman temel özelliklerinden bahsedelim paralel levhaların. Az önce dediğim gibi iki tane elektrikçe nötr metal levha karşılıklı tutuluyorlar ve bunlara bir pil bağlanıyor. Pilin artı ucuna bağlı levha artıyla yüklenirken eksi ucuna bağlı levha eksiyle yükleniyor. Ve bunun içinde her noktada eşit büyüklükte elektrik alan oluşuyor. Düzgün elektrik alanı bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Bu elektrik alanın büyüklüğünü de bulmak çok kolay. Yapacağımız tek şey pil gerilimini levhalar arasındaki mesafeye böldüğümüzde elektrik alanın değerini buluyoruz. Ki bu ifadeyi konunun başında nasıl çıkarıldığını göstermiştim.
Dedikten sonra bununla alakalı bir soru çözelim hemen. Sorum şöyle. Aralarında 30 cm bulunan paralel levhalara 90 voltluk pil şekildeki gibi bağlanmaktadır. Levhalar arasında oluşan elektrik alanın büyüklüğü kaç Newton bölü Coulomb'dur? Şimdi dediğim gibi elektrik alanının büyüklüğünü bulmak çok kolay. Yapacağımız tek şey pilin gerilimini aradaki mesafeye bölmek. Yalnız burada bir şey dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Newton kuvvet birimiydi ve Newton'un açılımının biz kilogram metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Yani uzunluk için kullanmamız gereken birimlerin metre olması gerekiyor. Burada santim verilmiş, o yüzden bunu metreye çevireceğiz. O şekilde işleme sokacağız. 0,3 metreymiş bu. O halde bildiklerimizi ifadede yerine yazarsak, yani 90'ı 0,3'e bölersek, buradan arkadaşlar elektrik alanın büyüklüğü 300 Newton bölü Coulomb çıkar. Bu soru bu kadar. Bir başka soru daha çözelim. Aralarında D mesafe bulunan levhalara 2 volt gerilime sahip pil bağlandığında levhalar arasındaki elektrik alan E olmaktadır. Buna göre levhalar arası mesafe yarıya indirilip pil gerilimi 2 katına çıkarıldığında oluşan yeni elektrik alan kaç E'dir diye sormuşum. Arkadaşlar öncelikle ilk durumdaki elektrik alanı bir bulalım. 2 voltluk gerilim sağlamışız. Aralarında D mesafesi olan paralel levhalara. Bu E'ymiş. Sonrasında ben ne yapıyormuşum? Levhalar arası mesafeyi yarıya indiriyormuşum. Yani D bölü 2 olacakmış. Ve pil gerilimi 2 katına çıkarıyormuşuz. 2 volttu. O halde bu da arkadaşlar 4 volt olacak. Bu durumda yeni elektrik alanı bulalım. 4 voltu D bölü 2'ye bölersek 8V bölü D olacak. Ve biz 2V bölü D'nin E olduğunu biliyorsak arkadaşlar oluşan yeni elektrik alan buradan 4E büyüklüğünde olacak. Yani eskisinin 4 katı. Bu soru da bu kadar. Bunu söyledikten sonra da şuraya varacağız. Biz bu levhaları elektrik yüklü parçacıklara kuvvet uygulamak için kullanıyoruz demiştik. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Ona bir bakalım. Şöyle bir paralel levha alalım ve bu levha içine iki tane yüklü cisim koyalım. Biri pozitif yüklü olsun, diğeri negatif yüklü. Biliyoruz ki arkadaşlar artı levhadaki yükler artı yüklü cismi sağa doğru iterken eksi levhadaki yükler eksi yüklü cismi sola doğru itecek. Yani elektrik alan artı yüklü parçacıklara kendi yönünde kuvvet uygularken negatif yüklü parçacıklara ise kendi yönün tersine doğru kuvvet uygular. Bunu söyleyebiliriz. Buradaki kuvvetleri düzgün elektrik alan uyguladığı için arkadaşlar bu kuvvetler aslında elektriksel kuvvettir. Ve bu kuvvetleri elektrostatik ünitesinde şu ifadeyle bulduğumuzu söylemiştik. Q çarpı E. Yani elektrik alanla parçacığın elektrik yükünü çarptığımızda oluşan elektriksel kuvvetin değeri çıkıyor. Biz burada elektrik alanı V bölü D ile buluyorduk. O halde arkadaşlar paralel levhalar içinde kuvvet ifademiz de bu şekilde karşımıza çıkıyor. QV bölü D. Bununla ilgili de soru çözelim. Şöyle bir sorum var. Yer çekimsiz ortamda bulunan iki paralel levha arasında 2 kulomb büyüklüğündeki yüke sahip cisim şekildeki gibi tutuluyor. Buna göre cismi etkeden elektriksel kuvvet hangi yönde kaç Newton'dur diye sormuşuz. Öncelikle isterseniz elektriksel kuvvetin büyüklüğünü bulalım. QV bölü D ifadesiyle buluyoruz demiştik. Cismin elektrik yükü gördüğünüz gibi 2 kulomb. Pil üzerindeki gerilim 9 volt ve levhalar arasındaki mesafe de arkadaşlar 0,45 metre. Metre almamız gerekiyor. İşlemi tamamladığımızda şu kısım 20 olacak. O yüzden arkadaşlar elektriksel kuvvetimizin büyüklüğü buradan 40 Newton çıkacak. Bir yönünde mi iki yönünde mi? Bunu da şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Pile bakacağız. Pilin artı ucuna bağlı levha artılarla yüklenirken eksi ucuna bağlı levha arkadaşlar eksilerle yüklenecek. Bu durumda artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var ve bizim cismimizde gördüğünüz gibi artı yüklü. Elektrik alan artı yüklü cisimlere kendi yönünde kuvvet uygulayacağı için bir yönünde bir kuvvet uygulanacak. Ki zaten artı levhanın artı yüklü cismi iteceğini de görüyorsunuz. Dedikten sonra başka bir soru daha çözelim. Artı Q yüklü cisim K levhasına serbest bırakılıyormuş. Cisme X, Y, Z noktalarından geçerken etki eden kuvvetler Fx, Fy ve Fz olmak üzere. Bu kuvvetleri büyükten küçüğe sıralayınız demişim. Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvvetimizin büyüklüğünü biz Q çarpı E ile buluyoruz. Cismin yükünü bir konuşalım. K levhasından L levhasına varana kadar cismin yükü değişir mi? Hayır. Yük değişmez. O durumda elektriksel kuvveti değiştirecek olan şey elektriksel alandır. Ve bu noktada bu soru aslında küçük bir tuzak kuruyor. Çünkü paralel levhalar arasındaki elektriksel alan düzgündür arkadaşlar. Hiçbir noktada değişmez. Yani X noktasındaki elektrik alanda, Y noktasındaki ve Z noktasındaki elektrik alanda büyüklük olarak birbirine eşit. Bu durumda arkadaşlar bu cisme X'de de, Y'de de, Z'de de
aynı elektriksel kuvvet etki edecek. Yani fx eşit olacak fy'ye, o da fz'ye. Sorunun cevabı da bu. Anlaşıldıysa başka bir sorum da şöyle. Çekirdeki yatay ve paralel levhalar arasına konulan eksi 2 mikrokulomb yükle yüklü cisim gösterildiği gibi dengededir. Gördüğünüz gibi. Buna göre cismin kütlesi kaç gramdır diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi cisim şu şekilde levhalar arasında askıda kalmış. Yani bu cismin ağırlığı arkadaşlar elektriksel kuvvetlerle dengelenmiş. Ki cismin yükünün biz eksi olduğunu biliyoruz. Üstteki levhadaki yükler de artı. Yani buna yukarı doğru bir kuvvet uygulanacak. Aşağıdaki yükler itecek, yukarıdaki yükler çekecek. Elektriksel kuvvet bu yönde olacak. Ama bunu bu şekilde değil de elektrik alan üzerinden anlatayım. Artıdan eksiye doğru bir elektrik alan var. Ve negatif yüklü cisimler elektrik alan tarafından kendi yönünün zıttına doğru çekilirler. Şekilde görüldüğü gibi. O halde bu cisim askıdaysa arkadaşlar elektriksel kuvvet cismin ağırlığına eşit. Yapmamız gereken tek işlem bu olacak. Ve işlemi tamamladığımızda cismin kaç gram olduğunu bulabileceğiz. Başlayalım isterseniz. QV bölü D'de elektriksel kuvvetin açılımı MG'ye eşitleyeceğiz. Bildiğimiz şeyleri burada yerine yazalım. Elektrik yüklü cismimiz 2 mikrokulombmuş. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 kulomb yükü var bu cismin. Mikro 10 üzeri eksi 6 idi. Levhalara bağlanmış pil 6000 volt gerilimi sağlıyormuş. Ve levhalar arasındaki mesafede gördüğünüz gibi 0,3 metre. Metre almamız gerekiyor. Bunu da tekrar etmiş olduk. Cismin kütlesini bilmiyoruz. Zaten soru bize onu soruyor. Ama yer çekimi ivmesinin 10 olduğunu biliyoruz. Buradan sonra işlemi tamamlarsak kütlenin değeri arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilogram çıkar. Soru bizden gram istiyordu. 1000 gramda 1 kilogram yaptığı için arkadaşlar bu cismin kütlesi buradan 4 gram çıkar. Bu soruda bu kadar. Sıkıntı yoksa bir başka sorum da şöyle. 5 volt gerilime sahip üretece bağlı paralel levhalardan oluşan şekildeki düzenekte cismin asıldığı ipteki gerilme kuvveti 25 Newton'dur. Buna göre cismin yükü kaç kulomptur diye sormuşuz. Arkadaşlar görüyorsunuz elektrik yüklü cisim levhalar arasına bağlandığı zaman şu şekilde itilmiş. Demek ki bu cisme sola doğru bir elektriksel kuvvet uygulanmış. Sağdaki levhamız artı olduğuna göre elektrik alan bu şekildedir. Elektrik alan cisme kendi yönünde kuvvet uyguladığı için demek ki yükümüz arkadaşlar pozitif yükle yüklü. Bunu söyledikten sonra cismin bir de aşağı doğru bir ağırlığı var. Ve bu ağırlık da kuvvet sayesinde arkadaşlar ip üzerinde 25 Newton'luk bir gerilim oluşturuyormuşuz. Arkadaşlar fark ettiyseniz burada kesişen kuvvetlerin dengesi var. Buradan yola çıkarak cismin ağırlığına, cisme uygulanan elektriksel kuvveti bulabiliriz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu vektörleri ucuca çizersek elektriksel kuvvet, Mg ve 25 Newton. Bunları bu şekilde çiziyoruz. Kapatmamızın sebebi bu cisimler bu kuvvetler üzerinde dengede. Yani bu kuvvetlerin toplamı sıfır. O yüzden vektörleri ucuca eklediğimizde şeklimiz kapanıyor. Bunları vektörler kısmında anlatmıştık. 25 Newton'un düşeyle 37 derece yaptığını biliyoruz. Yani buradaki açı 37 derece olacak. Buradaki açı da o zaman arkadaşlar 53 derece olması gerekiyor. Açıları da 37, 53, 90 olarak yazdığımız zaman biliyoruz ki 90'ın karşısı 5K'dır. 37'nin karşısı 3K'dır. 53'ün karşısı da 4K'dır. Yani 25 arkadaşlar 5K'ymış. O zaman arkadaşlar bizim K'mız buradan 5. 3K o zaman arkadaşlar 15 Newton olur. 4K da buradan 20 Newton olur. Şimdi burada soru bizden istememiş ama cismin ağırlığını biz 20 Newton olarak bulduk MG'yi. Bu durumda arkadaşlar cismin kütlesi 2 kilogram oluyor. İstemese dahi bunu buradan çıkarabiliyorsunuz. Gelelim sorunun bizden isteklerine. Cismi yükünün kaç kulomb olduğunu sormuştu. Onu da elektriksel kuvvet üzerinden bulacağız. Elektriksel kuvvetimizin 15 Newton büyüklüğünde olduğunu biliyorduk. Ve bunu da QV bölü D ifadesiyle buluyorduk. Elektrik cismin yükünü bilmiyoruz. Zaten soru onu soruyor. V'miz yani pilin gerilimi 5 volt gördüğünüz gibi. Ve levhalar arasındaki mesafede 3 santimetre yani 0,03 metre. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar Q buradan 0,09 kulomb çıkar. Yani ipi asılı şu cismin arkadaşlar 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 kulomb yükü varmış diyebiliriz. Bu soru da bu kadar. Eğer anlaşıldıysa arkadaşlar kuvvetle ilgili bir tane daha soru soracağım. O da şöyle. Şekildeki özdeş paralel levhalar pil yardımıyla yüklendikten sonra ikinci şekildeki levhanın pil ile bağlantısı gördüğünüz gibi kesiliyormuş. Levhalar arasındaki mesafe iki katına çıkarılırsa levhalar arasında oluşan elektrik alan yani E nasıl değişir diye sormuşuz.
Şimdi arkadaşlar biz elektrik alanın büyüklüğünü V bölü D ile buluyoruz. Burada iki şekil arasındaki fark şu olacak arkadaşlar. Biz birinci şekildeki levhaları ne yaparsak yapalım pile bağlı olduğu için gerilimimiz sabit kalacak. O yüzden değişiklikleri yaparken V'yi sabit tutmaya çalışacağız. Başlayalım isterseniz. Ne yapıyorduk biz? D'yi 2 katına çıkarıyorduk. Bu durumda arkadaşlar V'yi sabit tutmamız gerekiyorsa elektrik alanın büyüklüğü de yarıya iner diyebiliyoruz. İkinci şekle geldiğimizde burada arkadaşlar pille bağlantı kesilmiş. Yani ifadedeki gerilimin sabit kalmasına gerek yok. Ama burada sabit kalması gereken başka bir şey var. O da elektrik yükleri. Çünkü bunların akabileceği bir yer yok. Ve elektrik alanında artıdan eksiye doğru oluştuğunu biliyoruz. Ve biz bu levhaların arasındaki mesafeyi arttırsak da sonuç olarak bu elektrik alan çizgileri gene diğer levhaya ulaşacak. O zaman arkadaşlar burada değişmemesi gereken şey yükler sebebiyle elektriksel alan. Yani burada elektriksel alan sabit kalacak. Piller arasındaki mesafeyi 2 katına çıkarttık. Elektrik alan sabit. Bu durumda ne gerçekleşiyor? Bu durumda da arkadaşlar levhalar arasındaki elektriksel potansiyel 2 katına çıkıyor. Yani burada potansiyel sabit değil. Anlaşıldıysa levhalar arasında oluşan elektriksel alan ve yüklere uygulanan elektriksel kuvvetlerin nasıl bulunduğunu gördük. Şimdi arkadaşlar bu kuvvetlerin cisimler üzerinde nasıl etkileri oluyor onlardan bahsedeceğiz. Biliyoruz ki arkadaşlar M kütleli ve Q yüklü bu cisme biz kuvvet uyguladığımız zaman Newton'un hareket yasaları devreye giriyor. Ve Newton'un ikinci yasasından yani F eşittir MA'dan bu cisim üzerinde biz bir ivme oluşturuyoruz. Ve bu ivme ile bu cisim bu levhalar içinde hareket ediyor. Kuvvetimizin değerinin biz QV bölü D olduğunu biliyorduk. Bunu MA'ya eşitlersek ivmemizin değeri burada QV bölü DM olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu şekilde yüklü cisim üzerinde bir ivme oluşturuyoruz. Ve ivmelenen cismin hızı artacak. Yani levhalar içinde bir yol alacak. Bu yolu da arkadaşlar bulduğumuz bu ivme ifadesini hareket denklemlerinde yerine yazarsak şu ifadeyle bulabiliriz. Şunu ezberlemenize gerek yok. Yaptığımız tek şey burada A yerine QV bölü DM ifadesini yerine yazmak oldu. O yüzden sadece şunu bilseniz yeterli. Bunu da aklınızda kayınvalidem diye tutabilirsiniz. Dedikten sonra bununla alakalı hemen bir soru çözelim. Çekirdeki paralel levha içinde 2 kulomb yükle yüklü ve 1,5 kilogram kütleli cisim serbest bırakılıyormuş. Buna göre cismin ivmesini hesaplayınız. Basit bir soru arkadaşlar. İvmenin büyüklüğünün biz kayınvalidem diyerek bulunduğunu biliyorduk. Sadece burada verilenleri yerine yazacağız ve ivmenin değeri çıkacak. Cismin yükü 2 kulombmuş. Levhalara verdiğimiz gerilim 75 volt. Ve levhalar arasındaki mesafede 2,5 metre. Dikkat ediyorsunuz. Çarpı cismin kütlesi. O da 1,5 kilogrammış. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar ivmemizin değeri 40 metre bölü saniye kare çıkar. M kütleli artı Q yüklü parçacık K levhasına serbest bırakılıyormuş. N levhasına çarpan parçacığın L noktasından geçerken ivmesi AL imiş. M noktasından geçerken ivmesi AM imiş. Buna göre L'deki ve M'deki ivmelerin oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu soruyu şöyle yapacağız. Cisim bu levha içinde hareket ettiren şey aslında levhaların cisme uyguladığı elektriksel kuvvet. Ve bu elektriksel kuvvet levha içinde ivmelenmeye sebep oluyordu. Ve bu ivmenin büyüklüğünü de Newton'un ikinci yasasından çıkarıyorduk. Buradaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü de cismin yüküyle elektrik alanın çarpımıyla bulunuyordu. Buradaki elektrik alanın büyüklüğü de levhanın içinde her noktada aynı. K'da da, L'de de, M'de de, N'de de veya herhangi başka bir yerde de. Düzgün elektrik alandan bahsediyoruz. Bu şekilde oluşturulan elektriksel kuvvet bir ivmeye sebep oluyor. Buradaki ivmenin büyüklüğünü de QE bölü M ifadesiyle bulacağız. Ve burada arkadaşlar cismin yükü hareket boyunca değişmiyor. Elektrik alan hareket boyunca değişmiyor. Cismin kütlesi elektrik alan boyunca değişmiyor. Buradaki hiçbir terim arkadaşlar hareket boyunca değişmiyor. O yüzden cisim hangi noktada olursa olsun K'da da, L'de de, M'de de, N'de de elektrik alanların değeri aynı. O yüzden AL AM'ye eşit. Bizden oran istenmişti. O halde arkadaşlar ivmelerin oranı 1 olarak çıkıyor. Bu soruda bu kadar. Eğer anlaşıldıysa arkadaşlar paralel levhaların ilk kısmı buraya kadar. Şu ana kadar sizlere levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alandan ve bu elektrik alanın cisimlere nasıl kuvvet uyguladığından bahsetmiştim. İkinci videoda da sizlere levhalar arasında kalan yüklü cisimler üzerinde
nasıl iş yapılıyor, nasıl enerji aktarılıyor, bunlardan bahsedeceğiz ve paralel levhaların anlatımını tamamlayacağız arkadaşlar. Ancak anlatımın ilk kısmı buraya kadar. Yani demeye çalıştığım şey biliyorsunuz. Hepinize iyi günler ve iyi çalışmalar.